Anan arıyor. Ne yapacaksan yap. Konuşma lan. Lan. Büyüklerde nasıl konuşulur öğrenememişsin. Şimdi anana da yanlış laf edersin. Hele anlat bakalım. Kim kim dövdü Cevher'i? Cevher'i dövmek için birine ihtiyacım mı var? Oğlum benim bile seni dövmek için bu kadar adama ihtiyacım var. Düşün yani senin gibi bir şebeği. Ben gizli saklı hiç sevmeyeyim. Adam gibi bana anlat ki seni anladana kadar gebertmeyeyim. Telefonu hastanede mi düşürdük? Yok efendim. Ben dikkatle sizi izliyordum. Telefonunuz hiç yanınızda değildi. Çevir bakayım benim numarayı. Çocuklar bakıyor değil mi? Bakıyorlar efendim. Ulan nereye gitti bu çocuk? Alo? Alo? Hüsnü sen misin? Benim yenge. Memati beyefendinin telefonu evde mi kalmış? Yanındaysa Memati'yi versene. Yenge hanım sizi istiyor. Geliyorum yenge. Orada unutmuşum. Memati. Pusat kayıp. Biliyordum bir şey olduğunu. Hanımefendi. Neyiniz var? İyi misiniz? Sakin olun. Hanımefendi iyi misiniz? Yardım edin bana. Edeceğiz. Tamam. Yardım edin. Hemen hastaneye götürmeyin. Tamam. Beni. Tamam sakin olun. Polat. Tamam sakin olun. Ayınların. Anladım. Sakin olun lütfen. Onun hastanesine. Tamam emin olabilirsiniz. Götüreceğiz. Tamam. Merak etmeyin siz. Hemen kapıyı aç çabuk. Hemen kapıyı aç. Yavaş. Tamam yavaş. Tamam. Sen savcı hanıma sorsaydın. Madem Kaşifoğlu gizli tanık, mahkemenin bilgisi vardır. Mahkemeyi emniyete karıştırma Abdüley. Sen komutanı bulmaya çalış. Sen Leyla yenge yüzünden mi karıştırma adliyeyi diyorsun abi? Ne yengesi? Ağız alışkanlığı abi.
Gaye beni niye arıyor şimdi? Yanlış arıyordur abi. Boş versen, ben konuşurum. Efendim Gaye? Abi, Selvi hastaneye getirildi. Darp edilmiş. Memati abiye ulaşamıyorum. Tamam Gülüm, geliyorum. Hadi gidiyoruz. Ne olmuş abi? Selvi'yi dövmüşler. Ne oluyor sana? Öldü zannettim abi. Zazalardan ötürü. Erhan söyle, arabayı çıkarsınlar. Tamam abi. Abi ben de geleyim mi? Gel. Oh, dünkü civciv gelsin, Erhan otursun. Ne diyorsun Polat? Ne olmuş yenge? Tamam, tamam geliyoruz. Selvi'yi dövmüşler. Ulan kadına el kalkar mı? Ciğersizler. Pusat onun üstüne mi çıktı evden? Bilmiyorum. Memati, çocuklarım. Bir şey olmayacak yenge. Yemin ediyorum bir şey olmayacak. Bundan sonra bizden kimsenin canı yanmayacak. Tamam anladık. İyi bir şebeksin. Zopa'yla konuşmuşsun. Seni sabaha kadar da dövsek ötmeyeceksin. O zaman o dile ne gerek var? İmdat! Hele aç bunun ağzını bakam hele dili var mı? Pepe, anlayamayayım. Polat. Polat'la birlikte yaptık. Arkadaşımızı öldürdün. Evet. TC'nin ajanlarını, askerlerini, polislerini değil, kendi dava arkadaşını öldürdün. Evet. Ananın emriyle mi yaptın? Hayır. Annemin haberi bile yok. Yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum. Annemin haberi yok. Öldürecekseniz beni öldürün. Ananın da senin gibi işbirlikçi, ajan, halkımızın katili ve düşmanı olduğunu itiraf edene kadar ölmeyeceksin. Çok isteyeceksin ama ölmeyeceksin.
Alo. Söyle Lale arkadaş, beni aramışsın. Başkanım, sizden hayatım boyunca bir talepte bulunmadım. Herhangi kişisel bir konuyla karşınıza gelmedim. Suriyeli arkadaşlar çok mu birbirinize girdiniz? Başkanım, bu adam delirmiş. Bana da aileme de kafayı takmış. Oğlum elinde, sorguda. İşkenceyle bir şeyler söylettirip infaz edecek. Sebep? Sizin emrinizle Zülfikar'la Zaza'ya konulan vergileri kaldırdım. Biliyorsunuz, İranlı dostlarınız bunu özel olarak istedi. Ne biçim konuşuyorsun telefonda dost mos diye? Başkanım, bana yardım edin. Emredin oğlumu bıraksınlar. Yoksa ben çıldırdım. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Tamam, ben arar meseleyi hallederim. O Suriyeli keko metropolün siyasi inceliklerini bilmez. Aklı sıra sana gözdağı verir. Teşekkür ederim başkanım. Suriyeli Lale Zara'nın oğluna sıkmasın. Biraz daha sopa atsın, emrimle serbest bıraksın. Tamam başkanım. Lanet olsun. Bunlar Kandil'i ne zannediyor da ilerliyorlar. Yüzlerce, binlerce gerillamı öldürdüler. Bende adamdan çok ne var? Müsait mi? Evet abi, müsait. Benim işim bitti. Ben dışarıdayım. Kim yaptı sana bunu? Kenan. Niye yaptı? Ayrılmak istediğimi söyledim. İlk başta tamam dedi. Sonra birileri doldurmuş. Benim Memat abiyle bir şeyim olduğunu söylemiş. O da bir konuşalım diye çağırdı. Sordu. Ben de ters cevap verdim. Vurmaya başladı. Neden Memati ile ilgili doldurmuşlar Kenan'ı? Aranızda böyle bir konu mu geçti? Abi, sen Kenan'ı haklı çıkarmaya mı çalışıyorsun? Asla. Ben ne senin ne Memati'nin yıpranmasını isterim. Geç kaldım be abi. Ne yıprattılar beni. Çekilme. Geç, ayak altına dolaşma, yürü git hadi. Usat nerede? Onunla konuştum. Geleceğim dedi. Gelmedi. Kenan'ı öldürmek mi gitti? Kim yaptı bunu? Usta! Canım. Memati! Gir! Zaza yaptı değil mi usta? O şerefsizin adamları yaptı değil mi? Yemin ediyorum, iki elini birden kesip yedireceğim ona! Memati! Kenan yapmış. Ne diyorsun usta? Senin serviyle takıldığını söylemişler. Şerefsiz hem kızı el kaldıracak, bir de iftira mı edecek? Ben onun ölüsünü, dirisini keserim!
Dinle beni. Dinleyecek bir şey yok usta. Benim atam zamanında gebertecektim. Memati bir dinle beni. Usta hiç dinlemem, hiç beni durdurmaya kalkma. Pusat kayıp. Hay ben sizin verdiğiniz söze. Bu emri başkan mı verdi? Evet. Başkanın bilmediği şeyler var. Açık bir şekilde ana oğul örgüte ihanet içerisinde. Başkanın emri diyorum arkadaş. Madem başkanın emri, başkan bu emri bana bizzat versin. Sorguluyorsun arkadaş. Hayır başkanım, size detaylı raporumu sunacağım. Bu arkadaşların nasıl büyük bir ihanet içinde olduğunu gözlerinizle göreceksiniz. Önderliğin ve benim gözlerim sizin yazdığınız raporu görmeden de üzerinizde. Sana bırak diyorsam bırakacaksın. Sık kafasına diyorsam sıkacaksın. Bu örgütte herkes senin gibi başkanına isyan halinde değil. Kime desem ki sıkın kafasına, gelir kafana sıkarlar. Başkanım. 2 dakika sonra o çocuğun anası beni teşekkür ederim diye aramazsa beni arayacaklar. Sana isyan eden hain öldürüldü başkanım diye. Çağırın anasını gelsin alsın bu şerefsizi. Kaşifoğlu gelmiş efendim. Ne işi var burada? Gerizekalı mı bu? Çıldırdın mı Kaşifoğlu sen? Kendini mi benim öldürmek istiyorsun buraya gelip ha? Lale Zara ile seni barıştırmaya geldim. Senin de her şeyden nasıl haberin var belli değil. Şahmeran beni gönderdi arabulucu olayım diye. Bıkmadın mı bu soğuk ajan espri tarzından? Lale Zara'yı takma kafana sen. Al bunu ver. Ölmeden önce bir işe yarasın. Bu ne? Karanın dosyası. Çıkıp basının önünde karanın halkınızın düşmanı olduğunu, TC'nin himayesi altında olduğunu söylesin. Bundan örgütümüzün çıkarı ne? Örgütün çıkarını ne yapacaksın? Kadın bunları konuşunca ya kara onu öldürecek, ya da o öldürmezse Zaza Fırat'ı aramaya başlar birazdan adamına yaptıkları için. Anasıyla birlikte öldürmek için. Kaşifoğlu, Suriye'de Esad rejimini gördüm. Irak'ta Saddam'ı gördüm. İran'da mollaları gördüm. Kandil'de örgütü gördüm. Türkiye'de TC'yi gördüm. Ama senin gibi
saçının her telinin. Ayrı şerefsiz olduğu bir adamı hiç görmedim. Hadi kolay gelsin. Bana ne, sen intikam alacaksın. Bilmem kim oğlu devletin adamıyken itirafçı olmuş. Kar yağmış, deprem olmuş, çığ düşmüş. Yaşar'a kararını ver. Ya bu işleri bırak ya da adam gibi tozunu ticaretini sürdür. Başkalarıyla iş yapmaya denediniz olmadı değil mi? Yahu niye deneyim başkasıyla? Sen ölmediğine göre seni ne yapacağız? Benimle adam gibi ticaret yapmak istiyorsan o kaşif itini bana ver. Senin adamlarına fink atıp geziyor. Ajanlık tümör gibidir. İyi huylusu var, kötü huylusu var. 1000 kere röntgenini çektim bu habis ajanın. Huyunun iyi mi kötü mü olduğunu anlayamadım. Sen git o işini TC ile hallet. Alo, alo. İlhan. Kaşif oğlunu buldum diye geldiysen konuş. Yoksa defol. Ağam, başımızda olmaz bir iş daha var. Duymak istemiyorum. Defol! Sana defol git diyorum İlhan. Ağam, Kenan Bey Selvi Hanım'ı döve döve hastaneye getirmiş. Duymuyor musun? Defol git diyorum. Ne Kenan umurumda, ne Selvi, ne de başkası. Ağam. Ya oğlunuz? Şerefimi yitirmişim. Oğlumu yitirmişim. Çok mu be? Ne dedi babam? Ben hallederim dedi. Başka ne dedi? Gitsin bir yerde saklansın. Ben demeden de çıkmasın oradan dedi. Yalan söylemeyi bile beceremiyorsun İlhan. Babamın umurunda değil. İstiyor ki Memati beni öldürsün. Zaten benden başka türlü nasıl kurtulacak ki? Sen niye dövdün? Ölmek için. Selvi beni aldatır mı? Asla aldatmaz. Hele abi dediyse. Seviyor mudur? Umrumda bile değil. Ben ölmekten başka bir şey istemiyorum. Sen niye Zaza'nın yanına gidiyorsun? Zülfikar'ın ayaklarını kırmış adam. Gittim ki bu iş bitsin. Abi sordurdum. Zaza Memati abiyle görüştükten hemen sonra hastaneden çıkmış. Cevher'in başında kim var? Epey kalabalıklar. Pusat almış işte usta. Sıkacak kafasına. O biraz sıkar işte. Zaza delidir ama zır deli değildir. Akıllı delidir. Abi sırası değil belki ama Kara acil seninle görüşmek istiyormuş. Televizyonda bir şeyler çıkmış Kara yaşıyor diye. Usta, müsaade et. Zaza'nın da kafasına sıkayım, Kenan'ın da Yaşar'ın da. Ben gelene kadar bir yere gitme, bir şey yapma. Usta! Pusat seni dinlemedi, bu hale geldik. Sen de istersen beni dinleme, daha beter olalım. Zaza'dan mı korkacağız usta? Evet abicim, korkacağız. Ben korkmazsam sen korkacaksın. Sen korkmazsan Abdüley korkacak. Abdüley korkmazsa Cahit korkacak. Onların kaybedecek bir şeyi yok. Bizim çok.
Anne, Polat abiyle konuş. O gitsin. Zaza'dan alsın pusatı. Konuşacağım kızım. Konuşacağım. Seninle her şey hallolacak. Siz konuşun, ben geliyorum. Polat nerede? Odasında mı? Hayır efendim. Biraz önce çıktılar. Bildiğim kadarıyla geri gelecekler. Zaza'ya mı gitti? Ah efendim. Bin kere söylüyorum, bana da bilgi verin nereye gittiniz diye, ama maalesef vermiyorlar. Benim yüzümden mi elini kaldırdı bu it sana? Kardeşimi kurtar. Beni boş ver Nemat abi. Ben unuttum. Lanet olsun Kenan'a da ailesine de. Kurtuldum gitti. Ne olur pusatla ilgilen. Sen sorduğuma cevap ver. Kendisi suçlu ya. Birini bahane edecekti. Beni bahane etti. Haklı. Ben seni çok seviyorum. Onun kuş beyni anlamaz ama hissetti demek. Bir gün bile sana baktığım gibi ona bakmadım. Bir gün bile sana duyduğum saygıyı onu duymadım. Sen dinle. Ne olur bir şey yapma. Sadece kardeşimi bana getir. Merak etme sen. Pusat gelecek. Hüsnü, arabanın anahtarını ver. Nereye gidecekseniz ben de geleyim efendim. Anahtarı ver lan! İçin başkanı rahatsız etmene gerek yoktu. Ben sadece senin yapamadığını yapacaktım. Biraz kulağını çekip korkutup eksik olan otorite zafiyetini tamamlayacaktım. Çekil önümden. Başkan emretti. Karakod adlı ajan ölmemiş. Dosyası bu. Halkımıza karşı işlediği cinayetlerin kamuoyu tarafından öğrenilmesini istiyor. Madem halkımıza karşı cinayet işlemiş, oğlumla uğraşacağına bulup cezasını versene. Psikolojik savaşı ben mi öğreteceğim sana? Önce afişe et, sonra infaz et. Aç şu kapıyı. Nerede Kenan? İçeride Memat Bey.
Bilen, nerede Kenan? Burada yok. Buharım, nerede? Gel buraya! Memati! Kalk ayağa. Hep senin yüzünden. Selvi'nin aklını sen çeldin. Ayağa kalk. Başta engel oldun evlenmemize. Gözün vardı tabii ondan. Kalk erkek gibi lafının arkasında ol. Benim yüzümden. Ben çaldım Selvi'ni. Kalk beni döv. Memati! Aç kapıyı dedim. Ha şöyle. Bakayım kızlara nasıl vuruyorsun? Erkeklere nasıl? Gel. Gel buraya. Yapma. Çekil! Bırak! Bırak! Bırakın ulan! Bırak sana! Gel lan buraya! Baba! Baba beni öldürdü mü? Yeter beni utandırdın! Bir gün Kenan soyadını değiştirirse o zaman ona istediğini yaparsın. Çok soy kuruttum. Bir tane ha fazla ha eksik. Memati, arada kızım gibi sevdiğim Selvi var. Yoksa bu lafın bana fazla. İhtimal vermiyorum ki söylenenler doğru olsun. Ne olur doğruysa. Arada kızım gibi sevdiğim biri varken olmaz. Ne senin ihanetini ne onunkini affetmem. İşte 3-5 kişi al, bir yer söyleyeceğim, oraya gelin. Ben sana kaybol diyorum, sen balık tutuyorsun. Ben balık tutmuyorum ki. Ya ne yapıyorsun? Ben yüzlerce şerefsizi gebertip bu suya attım. Şimdi bakıyorum bu şerefsizlerden kaç tanesi oltama takılacak. Bir tanesi bile gelmiyor. Demek ki alecin altını şerefsizlerle dolduramamışım. Demek ki... Hepsi memlekette elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Sen oltayı yanlış yere atmışsın. Tak ucuna 3-5 dolar, 3-5 makam kartvizit.
Yolun kenarında sallandır oltanı. Bak şerefsizleri nasıl ipe diziyorsun. Doğru söylüyorsun. Peki bana verdiğin söz ne olacak? Onu da mı oltaya takayım? Hop dedik. Bizim sözümüz bizim bedenimizden ağırdır. Televizyonu görmedin mi? O da sana atılmış oldu. Niye yemi yutuyorsun? Kaşifoğlu, beyefendi. Yaptığını ödetmeyecek mi? Polat Alemdar. Sözün söz değil mi? Bir daha beni bunun için arama. Madem sözün söz, eyvallah. Peki var mı yanında dolar? Zombiliği bırak, yerine yat kara. Ben şerefsizleri toplar, mezarına sıra sıra dizerim. Efendim Abdüley? Abi yüzbaşının yerini öğrendim. Neredesin Abdüley? Bağla şunu da. Ulan senin sülaleni doğrayacağım lan. Kıpırdamasana oğlum. Kıpırdamasana aslında. Taş ellerini. Kıpırdam be ayaklarını. Otur lan yer. Otur. Geç. Geç. Kafayı geçiririm kafana ha. Birini yakacak mısınız bize? Dur lan. Efendim yakacak mısınız? Nerede lan Zaza dayınız? Bunlar şimdi dayılarının yerini bilmiyor mu? Yalan söylüyorlar efendim. İnsan dayısının yerini bilmez mi? Benim rahmetli dayım Kartal aile mezarlığımızda. Otur! Geç tarafa geç! Yalancının mumu yatsıya kadar yanar, kendisi cehenneme kadar. Lan susun! Aha durun. Hadi gidelim. Hadi yürü. Efendim yakmayacaksınız değil mi? 54 en büyük günahtan biri. Kendi ateşlerini kendileri tutuşturacak. Günahları boyunlarına. Efendim, anlıyorum sizi. Şeref Zazoğlu'na haber gider diyorsunuz ama nasıl gidecek ki? Hepsinin cepleri telefon dolu Hüsnü. Sen yarım aklını yorma. Dayı nerede? Dayı, neredesin? Yorgunluk kahvesi içeyim. Dinlenem ki geberten bu pisatı. Dayı, Memati bütün çocukları toplamış. Dayız nerede? Demezseniz hepinizi yakacağım deyip başlarından aşağı benzin dök. Ne olmuş? Dayılar için yanmayacaklar da kimin için yanacaklar? Dayı, yanan yansın ha. Kim para toplayacak? Kim haraç toplayacak? Bu Memati delisi Allah'ın günü adam yakar. Hiç umurumda bile değil imdat. Cevher ne çektiyse aynısını bu pisatla o Fırat'la çekecek. Dayı, radyonumuzu çiz ya. Sokaklarda biteriz. Zaten şamur ettik pisatı. Ya şamur etmedik daha. Thank you.
Bir, iki, üç. Söndür şunu Hüsnü. Yardım edin, söndürüyoruz. Alo. Alo. Hastaneye ziyarete geldin. Bir de mekanımıza ziyarete gel. Neredesin? Taşdelen tuğla fabrikası. Çocuklar siz kalın burada. Bir saat içinde aramazsam yakın. Üstüne gidiyoruz. İmdat çeş. Sen arka tarafa bak, oradan kaçmasın. Tamam abi. Başkanım. Bak bakalım. Başkanım, Polat Alemdar. Enderli adam buradan sağ çekmeyecek. Emredersiniz başkanım. (Gülüyor)
Öğrendim. Seninki bu işi tek başına yapmamış. O terörist arkadaşı bu işin içine sokmuş, onu zehirlemiş. Dediğine göre de artık doğru yalan bilmiyim. Fırat Cevher'e sıkacakmış. Fisat engellemiş. Fırat nerede? Bu sebeple canını bağışladım. Şimdilik sizinle hesabım bitti. Eğer ki Cevher sağ salim ayağa kalkmazsa, Allah göstermeye ölür mü ölürse, o zaman hesabınızı yeniden açarım. Zaza. Bu sefer kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım. Zaza, sana bir tek şey söylüyorum. Bu saatten sonra dünya ikimize dar. Zaza o kadar büyük ki nasıl dar olmaya? Sen de haklısın. Nemati. Dayanacaksın koçum, dayanacaksın. Ali Memati'yi elimle gömdüm, seni gömmeyeceğim. Sen beni gömeceksin, dayan koçum. Hadi üstüne. Hoş geldin. Karnın aç mı canım? İnci, bir şey söylersem alınmazsın değil mi? Yok canım. Ne oldu? Ya böyle canımlı cicimli konuşmasak, pek sevmem de ben. Olur tabii ki. Nasıl hitap edeyim? Polat yeter. Peki. Yemek hazırlayayım sana. Aa. Gelmeden bir şeyler yedim. Yoğun olduğunu biliyorum tabii. Ama en azından yemekte birlikte olursak bir şeyler paylaşmış oluruz. Zamanlı o da olur. Annem ziyaretine gelmiş. Evet, geldi. Ne konuştunuz? Bilmeni isterim ki sen benim gelinim değilsin. Annen derdini net bir biçimde anlattı. Neymiş derdi? Oğlumuz. Oğlumuz diyorsun. Ben kızımdan memnunum. İkincisine de yok demem. Kesin erkek göreceksin. Gel sana odanı göstereyim. Beğenmezsen değiştiririz. Hem kazadan ötürü hem de bebekten ötürü rahat edemezsin diye düşündüm. İyi düşünmüşsün İnce de. Bir süre daha... Elif için annemlerde kalsam iyi olur. Nasıl yani? Gelirim seni görürüm. Sonra uyumaya oraya giderim. Sabah da kızımı görüp çıkarım. Pedagog vakit ayırmam gerektiğini söyledi. 2 dakika bekle, hemen eşyalarımı hazırlayayım. Niçin? Ben de seninle geliyorum. Birkaç hafta biraz sıkıntı çekeriz başka bir evde. Ama nasıl olsa geçici değil mi? Hı? İnci. 2 dakika canım. Pardon Polat. Nabız? Stabil. Hemen dopamin yapalım.
Sağ olasın. Ah, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Elif uyudu mu baba? Annenle televizyonu izlerken uyudu. Yatırdık evladım. Gelin gelin. Kim geldi bey? Misafir kabul ediyor musun anne? Aa, o nasıl söz evladım? Burası senin evin. Tabii canım, sizin eviniz burası. Nasılsınız? Ben kalacaksın sandım evladım. Elif'i mi görmeye geldin? Yok anne. Kalacağız. İyi güzel evladım da sabah Elif uyanınca yadırgar. Niye yadırgasın ki anne? Polat'ı babası olarak bilmiyor ki. Öyle ya da böyle alışacak anne. Herkes gibi o da alışacak. Herkes mi oldum oğlum? Bana odanın yerini gösterirseniz eşyaları hazırlayayım baba. Gel kızım. Gelinimiz demeden geldi evimize yerleşti hanımefendi. İyi anne. Alıp gideyim. Elif'i de İnci'yi de. Sen bu kadının her dediğini yapacaksan al git evladım. Nazife Hanım biraz hassas kızım. Farkındayım babacığım. Siz hiç alınmayın. Ne derse desin o benim annem. Bırak onları İnci, gidelim. Elif'i de alıp gidelim. Bana bu yaştan sonra babalık yaptırmayın. Ya baba, görmüyor musun nasıl üzerime geliyor? İnci kızım görmüyor. Sen de görme evladım. Hadi, Allah rahatlık versin. Tövbe. Kim öğretti sana bu işleri? Ne var yumurta yapmakta? Sizin için diyorlar ki bunlar sosyete. Ellerine yumurta neyin olmaz. Başka ne diyorlar? Halayıklarınız varmış. Yemeği kaşıkla ağzınıza sokarlarmış. Öyle miymiş peki? Tövbe, bir daha gıybete inanırsam.
Burada mı uyudun? Ben hep burada uyuyorum ki. Ben hiç görmüyorum. Sen uyanmadan gidiyordum. Artık vazgeçtim. Peki. Ben kalkıyorum. Kahvaltıya gideceğim. Bir de laf söylüyorsun. Ben buna mı laf söylüyorum? Kahvaltı hazır. Aa, Leyla mı? Hayır, İnci. İnci kim? Eşim. Aa, eşim mi geldi? I'm speaking in English. No problem. We will be continuing in English from now on. Fine. I want orange juice. I will bring for you. Ahretlik, beni odama götür. Portakal suyu istedi. Ağzına lokma koymadın. Ben yiyeceğim, yedim. Oğlunun hatırı var, oğlunun. Hadi, beni bırak da kapıya bak. Ben bakarım. Dur dur, ben bakarım kızım, dur dur. Sürpriz. Elif'i görmeden gitmeyeyim dedim. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Aa, günaydın. Leyla. Günaydın. Kızım, güzel kızım benim, hoş geldin. Hoş bulduk. Leyla. Aa, kuzum. Hoş geldin. Canım. Gel bak, seni kiminle tanıştıracağım. Kiminle tanıştıracağım? Gel hadi, gel gel. Gel. Merhaba. Merhaba. Polat'ın karısı. Tanışıyoruz. Boyu devrilsin onun. Ahretlik. Oğlunun hatırı. Hadi geri götür beni, hadi. Bir ben tanışmıyorum Ömer dede. Üf, hep en son benim haberim oluyor. Güzel kızım, bundan sonra her şeyi baştan anlatacaksınız. Ben bitirdim. İçeri geçeyim. Otursana oğlum. Ne güzel, hep beraber çay içelim. Olur anne, içerim. Ben televizyon seyredeceğim. Gel bakalım. Birlikte kahvaltı yaptığınızı bilmiyordum. Bilsem rahatsız etmezdim. Bir süre burada kalacağız. Dün gece de burada kaldık. Polat pedagogla konuştu. Kızıyla daha çok vakit geçirmesi gerekiyormuş.
decision that allows both. Nerede senin bu kanalların? Biz Kara'nın yaşadığını biliyoruz. Tek bilmediğimiz şu an İstanbul'da... Orası değil, orası değil. Bir dakika kızım. Kızınızın değilim ben. Kara adlı katili kimlerin koruduğunu çok iyi bilir. Ama bunun ortaya çıkarılması için de... Değiştir kanalı. ...devlet yetkililerinin harekete geçmesini istiyorum. Ver diyorum sana ya. Ya ver. Bu dosyada Kara adlı... Sana diyorum ver. ...cinayet var. Hadi ver, ver. Ne şekilde infaz etti? Devlet demokratik... Polat hadi ver. Yeni anayasada. Polat kumandayı ver. Bir dakika. Ya Polat. Daha demokratik olması için mücadele eden arkadaşlarımızı zindanlara doldurmalı. Devlet halkların kardeşliğini istiyorsa, halklar arasında barışın gerçekleşmesini istiyorsa... Bugüne kadar halkımız sayısız işkencelere maruz kaldı. Binlerce faili meçhullere kurbanlar verdi. Eğer devlet halkımızı asli unsuru, birinci sınıf vatandaşı görüyorsa, bu kara katili derhal yakalamalıdır. Eğer devlet red, inkar ve imhar politikalarını reddettiğini ispatlamak istiyorsa, bu kara katilin hak ettiği deliğe sokulması, halkların kardeşliği için milattır. Sen ne büyük adammışsın be Kara. Vay be. Takvim belirleyecekmişsin. Milat olacakmışsın. Vay be. Beyazdan önce, karadan sonra. Öğreteceğim ben size renkleri. Barışın dilinin hakim olmasını istiyorsa, eli kanlı ajanlarını yakalayıp halkın önünde mahkemelerde yargılaması ve gerekli cezaya çarptırması gerekir. Dayı, nedik burada? İmdat, hiçbir hasta serumla iyileşir mi? Haklısın dayı, et yemeden iyileşmez. Biz mi keseceğiz? Etle değil, sütle iyileşir. Cevher dayıma süt içireceksen hastanede var. Bunun gibisi var mı? Dayı, bu da inek. Hastanenin sütünün sahibi de inek. İmdat, oğlum görmemişsin torbaları. Ne olmuş torbalara? Hayvanın yediğinden yediğine fark var ha. Değil mi yeğenim? Evet dayı. Düzenli olarak 4 gizli masraftan bizi koruyor. Bu gizli masraflar yıllarca canımızı okumuştu. Şimdi hem paramız cebimizde, hem sütümüz süt. Hem de alemin kralıyız. Değişi. Estağfurullah dayı. Alemin kralının yeğeniyiz. Aferin. Hayvanlara hep böyle iyi bak. Bilirsin ben insan sevmeyeyim. Ama hayvanatı sevim. Süt veri, ağzı var diliyor. Buyurun savcım. Sağ ol. Lale Zara Hanım televizyonda bayağı bir şov yaptı. Bir de gelsin bize şov yapsın. Bakalım elinde salladığı dosyada ne yazıyormuş. Tamam savcı hanım. Arkadaş yeni mi? Yeni. Leyla. Ferma. Kara. Kara işte. Meşhur Kara. Hayırdır? Ne işin var Kara'yla? Sen tanıyor musun? Gördün mü ya da görüştün mü? Benim bildiğim öyle o. Yaşıyor muymuş? Thank you.
sakinleştirici yapın Gaye. Tamam abi. Satın durumu nedir? Çok ağır mı? Her tarafını kırmışlar usta. Memati gelsene. Usta, ben şimdi bunlara ne yapayım? Hiçbir şey yapma. Nasıl yani? Zaza'nın yaptığı yanak kar mı kalacak? Memati, cevherin halini sen gördün. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmıyor işte. Bu adalet değil usta. Cevherle pusat bir mi? Pusat'ın ölmesinden iyidir. Nereye öldürüyorsa? İstese öldürürdü Memati. Demek ki Zaza bu işi kapatıyor. Sen de şimdilik kapat. Usta! Pusat Allah korusun ölürse, bu sadece senin değil bizim de davamız. Ama iyileşirse bu konu kapandı. Zaza'nın Zülfikar'a yaptığını affedecek değilim. Ama ben de onun yaptığının aynını yapıp bacaklarını kırmayacağım. Usta, konu kapandı dedim Memati. O kadar. Beyefendi, siz bana gelirsiniz diye bekledim ama ben size geldim. Gelmediğimize göre bir kırgınlığımız vardır. Tahmin ettim, o yüzden geldim. Yine de şeref verdiniz. Fevkalade memnunum Aaron Feller'in yerine atanmanızdan. Teşekkür ederim. Buyurun. Bize niye kırgınsınız? Joseph kardeşim. Gel dediniz geldik, git dediniz gittik. Ben yanlış ne yaptım ki beni Araf'ta bıraktınız? Biz biraz dinlenip daha güçlü dönmenizi istedik. Bu topraklarda dinlenmek ölmekten beterdir. Fevkalade yanlış yaptınız. Ben demiyorum bunu. Suriye diyor, Libya diyor. Mısır diyor, Irak diyor. Birikmiş bütün meseleleriniz diyor. Onların demesi önemli değil. Sizin demeniz önemli. Ben de bir zamanlar gençtim. Bu vaatlerinizle meydanlara milyonları topluyordum. Artık vaatlere kanacak kadar genç değilim. Beyefendi, siz söyleyin. Meydanlara inseniz milyonları toplamaz mısınız? Milletimiz bizim gölgemizi gördüğünde ceketini iliklemesini bilir. Meydanları da doldurur. Ama niçin? Amerika size istediğiniz neyi vermedi? Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğini vermedi. Benden iyisini mi bulacak? Niye böyle bir şey istiyorsunuz? Birleşmiş Milletler lazımdır, zaruridir. Ama bu yapısıyla değildir. Niçin? Bu müessese Müslümanların müessesesi değildir. Hem Batı'yı bilen hem Müslümanlığı bilen birinin genel sekreter olması artık kaçınılmazdır. Hatta farzdır. Pazarlığı en üst noktadan başlatıyorsunuz. Bu topraklarda herkes yeni bir Selahaddin Eyyubi bekler. İsterseniz yeni bir Selahaddin bulun. Ama ben diyorum ki Selahaddin'e gerek yok. Kılıca gerek yok. Sabra gerek var. Eyüp'e gerek var. Benden hala Eyüp bulunur mu? He?
Ne kadar sevindim yaşadığına. Sağ olasın. Ne var ne yok? İyi misin? Ailen nasıl? Çok şükür. Hepsi sayende iyiler abi. Çekil. Düştü mü sizinkiler peşime? Düştüler abi. Hele Lale Zara televizyona röportaj verdi. Şimdi hiç kaçarı yok. E al götür beni o zaman. Abi, sen beni dağda çatışmada yaralanmışken sırtlayıp kucaklayacaksın. Ben seni satacağım. Vallahi bir yamuğumu gördüysen sık kafama. Koçum benim. Bizim Kaşifoğlu gizli tanıkmış. Evet abi. Sen bana onun yerini öğren. Bunlar hep o şerefsizin başının altından çıkıyor. Hemen öğrenirim abi. Tut bak. Balık nasıl vuruyor görüyor musun? Sen de Kaşifoğlu'nu böyle benim oltama tak. Tamam hadi. Abi. Bak bak. Bak, bak. Bak, bak. Baldak atmışım. Hadi iç. Oğlum hadi. İt. Ya Cevher, içki şifa bulasın oğlum. Niye içmeyeyim senin imdat? Süt sevmi. Sevi sevi nereye sevmi? Diye ki pisatı hamur ettiz. Ya o Fırat? Dayı her tarafta arik. O Fırat pisatı duyarsa mutlaka yanına gider. Elem Dağı'nın hastanesinde adamımız olsun. Nereden bulisin bu akılları anlamayayım ki? Süt işim oğlum. Senin gibi fısına süt içmeyeyim. Ballı içim. Yarın aktarmalı olarak Almanya'ya gidiyoruz. Senin isteğin mi? Örgütün isteği mi? Annenin isteği. İşler düzelene kadar git. Sonra gelirsin. Gel seninle birlikte gidelim. Ne bunlarla uğraşıyorsun? Avrupa'da her türlü ödülü verirler. El üstünde taşırlar seni. Ben halkımı bu şerefsizlere bırakmam. Bunu da al. Teşekkür ederim anne. Ne oldu sana?
Bir küçük kaza geçirdim. Pusat senden büyüğünü geçirdi. Dikkatli ol. Ne oldu Pusat'a? Ben devletten bir ajan bekliyordum. Ama seni değil, senden karasını bekliyordum. Suriyeli mi dövdü oğlunu? O günlerde Suriye sizin emziğiniz. Benim oğlumun yüzündeki çizikten bile Suriye'yi sorumlu tutuyorsunuz. Suriye'de bizim sorunumuz, Irak'ta, Karabağ'da, Bosna'da, Libya'da, Kıbrıs'ta. Ve daha nereye istersen. Emperyalistlik nereye kadar Polat Alemdar? Doymadınız mı? 500 sene Arapları, 1000 sene bizi sömürdünüz. Yetmiyor mu? Bizim söylediklerimize itibar etmezsiniz. Emperyalistlerin söylediklerine itibar edersiniz. Kimin petrolünü sömürdük? Kimin parasını, kimliğini, kişiliğini sömürdük? Diyorsun işte 1000 sene. İllaki 1000 tane hatamız vardır. Irak'ta adamlar 10 sene olmadan 1,5 milyonu öldürdüler. Petrolü söylemiyorum bile. Kıbrıs'ı, Karabağ, Bosna'yı, Kosova'yı söylemiyorum bile. Bizim 10 binlerce insanımız 30 senede öldü diye mi değersiz? Onları da emperyalistler öldürdü. Sizi daha kim çıkardı? Siz daha çıkmasaydınız bugün Türkiye'nin silaha harcadığı parayı sen ben bölüşüyorduk. Her şey sizin için para. Bir halkın kimliği, kültürü, dili hiç önemli değil mi? İhtilali kim yaptırdıysa bu hesabı ondan sor. Diyarbakır cezaevinde işkence yapanlarla örgütü kuran da aynı ekip. Emperyalistlerin işbirlikçi uşakları. Bunlar hakikatler ama işinize gelmez. Sağ ol. Sayende hafızamı yeniledim. Milli güvenlik dersi vermek için mi geldin? Milli güvenlik dersi için değil. Aile güvenlik dersi vermek için geldim. Fırat'la Pusat, Cevher'i öldüresiye dönmüşler. Zaza Pusat'ı halletti. Sıra oğlunda. Eğer bana Kaşifoğlu gibi bir 5 taraflı ajanla kol kola gezen Suriyeli arkadaşını verirsen, oğlunun hayatını kurtarırım. Pusat'ın hayatını kurtarsaydın ya. Kurtardım işte, yaşıyor. Ama senin oğlun dayakla kurtulmaz. Polat Alemdar, gelip benden bir şey istemeseydin, söylediklerinden etkilenecektim. Ama yine her zamanki emperyalist damarınla gelip benim anneliğimi sömürmeye kalktın. Ne ben, ne oğlum işbirlikçidir. Seninle ve senin gibilerle pazarlık yapmam. Suriyeli'nin elindeydi değil mi oğlum? Kandil'i aradım bıraktı. Peki Zaza'ya oğlunu vermesi kaç dakika? Sana ne? Ben sana diyeceğimi dedim. Fikrini değiştirirsen gelirsin. Zaza'nın elinden bir Allah'ın kulu oğlunu alamaz. Değil örgüt. Arkanızdaki bütün emperyalistler gelsin. Ne diyor abi? Verecek mi Suriyeli'nin yerini? Bakacağız. Bende kabahat. Kaşifoğlu'nu niye verirsin Yaşar'a? Sözmüş. Şerefsize söz mü verilir? Burası giriş kapısı. Burası özel bronz yapımı. Bu bronzu delmek için çok güçlü bir patlayıcı ihtiyacımız var. Nasıl yani? Bu roket atar yetmez mi? Yeter. Ne vıdı vıdı yapıyorsun o zaman? Ben sana söyleyeyim kardeşim. Bu herif bu kızla çok...
laftan anlamıyor. Geçen gün de sabaha kadar kavga ettiler. Kızım niye laftan anlamıyorsun? Niye yalan söyleyeyim sana? Kim diyor sana başkasıyla ilişkin var diye? Seviyorum dedik ya, yalan mı söyleyeceğiz? Kim yapıyorsa bu dedikoduları var ya, onun ben... Tamam, teşekkür ederim. Bir efsanenin daha sonuna geldik. Karayı bitirecekler. Al bakalım şu roketi, işe yarıyor. Karışmayın. Cayır cayır yansın. Ferman. Ferman beni dinle. Ferman. Bir dakika, bir dakika. Abi, Ferman arıyor. Karayı bir yerde kıstırmış kaşif oldu. 5 dakikaya varmazsak ölecekmiş. Bırakalım ölsün abi.
Çık! Ana adamlarım öldü diyorsa ölmüştür. Zaten Karan'ın bizim yanımızda yer alacağı, emrimize gireceği yoktu. Ortalıktan kaybolma. Suriyeli ile birlikte toplantı yapacağız yarın. Daha onunla konuşmadım. Konuşacağım. Anne, ölümü gör bir şey söyleme. Ben kıl etmek için onu sana aşığım, ölüyorum, bitiyorum dedim. Eğer sen onunla konuşursan bir daha yüzüme bakmaz. İyi ya, bakmasın işte. Anne, eğer böyle bir şey yaparsan yemin ediyorum Kenan'a dönerim. Yalvarırım yapma. Bak sana ne aldım. Thank you. Aa, çok güzel. Aa. Adı Papi olsun mu? Olsun. Hadi bakalım. O değil de. Hele. Ne diyeyim, böyle başka bir sıkıntı var ha. Ne ki dayı? Belki bu Zülküf'ü bir gidip görsen. He dayı, istisin benim bacaklarımı da kırsınlar. Kırsınlar işte, ödeşirik. Ne? Benimkini mi kırsınlar? Vay anam vay.